Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak daha çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle ya yeşili tenk bir tülbentim var ve Buna da gördüğünüz bu renklerden çok güzel bir model hazırladım. Modelimiz şu şekilde arkadaşlar. Evet, hazırlamış olduğum modelim bu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle küçük kayaların, minik tepelerin böyle arasına papatyalar yaptık, hazırladık. Hem kolay hem de çok zarif böyle hoş duran bir model oldu. Modelim bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim evet. yine her zamanki gibi serum halkası yerine sihirli halkayla ile yaptığım papatyalarımı ve çok da bakın arkadaşlar muntazam bir şekilde papatyalarımız oldu şöyle yakın planda göstereyim Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet papatya çiçeğimizi yaparak başlayacağız sihirli halkayı biliyorsunuz artık şöyle parmağımdan gelen ipi tutmuş olduğum ipin üzerine koyup bu şekilde bir halka oluşturuyorum. Ortadaki yuvadan girip bir sık iğne oluşturdum. Şöyle iki teli yukarıda bir teli aşağı şekilde yuva hazırlıyorum. Hemen 3 zincir çekerek papatyamın yapılışına başlıyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2, şöyle 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 5 tane trabzanı bu şekilde yaptık 6. trabzanı da arkadaşlar 3 zincir çekerek şöyle yuvada kapatıyorum bu iki teli üstte gelecek şekilde olan yere kapattım Bakın. hemen bu şekilde ilk papatya yaprağımızı yaptık şimdi arkadaşlar size gösterdiğim için bu yuva açılıyor ama sizde öyle bir açılma olmayacak şimdi açılsa bile şuradan bakın halkanın ipini çekerek bu şekilde daraltabiliyoruz serum halkasında bu özellik yok arkadaşlar küçük büyük veya orta boy ona göre serum halkası almanız gerekiyor sihirli halkanın küçüğünü ortasını büyüğünü bu ipi çekerek ayarlıyoruz Evet şimdi iki zincir çektim 3 zincirimin üzerine şöyle 2 2 ve 2 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. 2, 2 ve 2. 4 oldu. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. 5 tane trabzan olunca şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Yuvaya girdim. kapattım Yine 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde ikinci yaprağımızı da hazırladık. Aynı şekilde 5 tane buraya yaprak yapacağız. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. 4 Şöyle 5. trabzan sayılarımız arkadaşlar 5 olacak. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. 5 trabzan olunca hemen 3 zincir kapattım bu şekilde. Yine 3 zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 2. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2. Tığım başını 2 doluyorum. Şöyle yuvadan ilmek alıp 2 2 2. Yuvaya girdim. 2 2 2. Bakın Şöyle kenarda çektiğim 3 zincirle beraber 5 oldu. Hemen yine kenarına 3 zincir çekiyorum sıkı sıkı ve kapattım burayı. 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Bu 2 tel olan yerden girip 2, 2 ve 2. Yuvaya giriyorum. 2, 2, şöyle 2. Mesela bu önde ya arkadaşlar şu tel arkaya alabilirsiniz rahat bir şekilde 3 4 ve 5 5 tane trabzanı yine yaptım şöyle Bismillah 1 2 3 hemen sonuncu yuvaya da bu şekilde sık iğne ile sabitledim 6 tane bakın pardon 5 tane bu şekilde yaprak yaptım bir tane dibine zincir çekiyorum şöyle ipimi hafif uzattırarak uzun kopardım çok değil az şimdi arkadaşlar bakın 5 tane yaprağı yaptık buradaki sihirli halkamızın ucu var şöyle hafif çekerek fazla değil hafif hafif şu yuvayı biraz daha 5 yaprağa göre muntazam olarak ayarlamak için bu ipi çekiyorum bak hem yuvamız küçülüyor hem de böyle kalıp gibi yaprakların bir görüntüsü oluyor. Şimdi bunu şöyle ikisini birden tutup bu şekilde yakın arkadaşlar biraz daha uzun ve sakızlı yakarsanız daha sağlam oluyor. Daha sağlamlaştırmak için şu arkadaki trabzanlardan da bir papatya yaprağı atlatıp da yapabilirsiniz. Ama sakızlı yaptığınız zaman gayet şöyle güzel oluyor. Bakın ve çakmağını gazını bitti sandım arkadaşlar ama çok az. Şöyle sakızlı yakarsanız yani şurada da siyahlık sakızlaşsın. Ben muntazamı yakamadım. Siz daha muntazam yakın arkadaşlar. Şöyle kamera karşısında ancak bu kadar olabiliyor. Ve e, şimdi bunu Gördüğünüz bu o çimenle beraber monte edeceğiz. Çok güzel, çok kolay da bir çimen hazırladım sizlere. Evet şimdi bunu hemen tutturalım. Tülbentimizin kenarını ikişer zincir çekerek tığlamalarını hazırlıyoruz. Bu tığlamaların püf noktaları nasıl yapılacağı 696 nolu videomda mevcut. 696 tüm e, gülün tığ ve iniyorları yazarsanız tülbent kenarı tığlama işleminin tüm püf noktaları videomda bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın tığ battının içine sık iğne ile sabitledik. Arka tarafı unutalım. Şöyle sık iğnenin üzerine 3 tane zincir çekiyorum ve buraya 3 tane tığ battı hazırlayacağım. Bu ilk tığ battı. 1, 2 ve 3 zincir. Eğer zincirleri sıkı sıkı çekersek bu şekilde güzel zürafa gibi tığ battılarımız olacaktır. Şimdi bakın arkadaşlar 3 tane bu ara mesafesini verdim ve 4 tane zincir çekiyorum. Şu kayamızı yapacağız arkadaşlar. 4 zincirimi çektim. Hemen tığ battımı kapattım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Ters tarafına çevirdim. Şöyle kapattım bu şekilde. 8 tane zincir çekiyorum. 6 7 ve 8. Şöyle ters tarafına döndüm ikinci tığ battı ya bu şekilde bakın 7 tane zincir çekiyorum şöyle ters tarafına döndüm en tepe noktasına şu bu şekilde kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çekiyorum ve hemen 3. tığ battı. Yani bir sonraki tığ battı. Toplamda bu kayı 3 tane tığ battı gidiyor arkadaşlar. O yüzden 3. tığ battı dedim. Bakın bu şekilde şöyle artma işlemi de yapmış olduk. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Hemen yapmış olduğum papatyamı alıyorum. Bu yanık yaktığımız yerden yapınca daha güzel duruyor. Hem de yanık zincirin altında kalmış oluyor arkadaşlar. Şöyle daha sakızlı ve daha güzel yakın siz bunu. Tam orta kısmından girip bu iki yaprağın arasına 7 zincirimi sabitliyorum. Hemen 3 zincir çekiyorum. Şöyle iki yaprağın arasından girip bakın sık iğne ile 3 zincirimi buraya tutturdum. Böyle yaprağın aralarına bu şekilde damarlar atacağız arkadaşlar. Yine 3 tane zincirimi çektim. Hemen iki yaprağın arasına girip saat. bu şekilde güzel güzel damarlar oluşuyor. 3 zincir hemen dolanıyorum. Şöyle ortasından girip iki yaprağın arasına bu şekilde sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 zincir. 2 yaprağın arasına giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 1 2 ve 3 zincir. Sonucu ilk girdiğim yere tekrar bir daha giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde muntazam duruyor. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir. Bunu dal olarak düşünün arkadaşlar. İlkinde de 7 zincir, şimdi de 7 zincir ve dördüncü tığ battı ya. 1 2 3 4. 4. tığ battıya kapattım. 7 zincirim. Evet, bu şekilde yaprak kısmını yapmış olduk. Bakın. Şimdi bu dağın aynısını bir de sol tarafı yapacağız. Şöyle dağlar arasında papatya olacak. Bakın 4 zincir çekiyorum. Hemen kapattım tığ mı Tekrar 4 zincir. Şöyle çeviriyorum. Bu 4 zincirli yuvaya 4 zinciri kapatıp böyle bir bombililik oluşturuyorum. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çevirdim. Yandaki boş olan tığ battıya girip kapatıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bakın. Buraya bu şekil kapattım. Bak hafif bombelilik oluşturuyoruz. Böyle ters tarafından. Şimdi buraya 10 veya 11 tane zincir çekelim. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet. Şöyle çevirelim. Hemen Bakın bir sonraki boş olan tığ battıya kapatıp bu şekilde bir dağ oluşturduk. Bakın kaya oluşturduk. Şöyle sizler için kolay olsun, farklı bir dağ olsun. Sıkıldıysanız hep yaprak yapmaktan diye bu şekilde hazırladım. Şimdi ara mesafesi olarak 3 tane tığ battı veriyorum arkadaşlar. Ara suyu fazla uzatmadım. Şöyle 3 zincir kapattım 3 zincir bu şekilde şimdi bu dağı yapacağız sonra bu hazır elimizde papatya varsa 7 zincirle bu şekilde papatyamızı yapacağız şimdi modelimize tam bakalım Evet arkadaşlar modelimi tamamladım bakın bu şekilde çok hoş çok güzel şöyle çok zarif bir model oldu Şöyle bir de tülbent üzerinde göstereyim. modeli. Evet. Modelim bu arkadaşlar. Şöyle sizlere yapmış olduğumuz pembe rengin bir tane yaptık. O da anlaşıldığını umuyorum. Çünkü çok hafif, çok güzel bir model. Anlaşılmayan yeri videoyu tekrar başa sardırıp daha net bir şekilde de izleyebilirsiniz şöyle arkadaşlar çok hoş çok güzel bir model hazırladım düşünüyorum bir de hep hafif kolay şeyler Instagram üzeri yazıyorsunuz arkadaşlar hem de sizin görüşlerinize yer vermek istedim isteklerinize bu şekilde yer vermek istedim bakın böyle şöyle parmağımı çekeyim daha net resim almak isteyen arkadaşlar için Evet modelim bu şekilde Şöyle bir de ters açıdan sallantılı haline de bakın. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olursanız sevinirim. Eğer abone değilseniz de abone olarak destek vermenizi de sevinirim. Bu şekilde videolarımın devamı için sizlerin beğeni ve yorum yapmanız önemli. Youtube'da önermelere ön plana çıkması için beğenileriniz çok önemli arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. Şöyle hepsi her açıdan göstereyim. Evet arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.